Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz Disco 3 aracımı makyajlayıp kamp arabası tarzında böyle hafif off-road, çıtır off-roadluk bir araba yapıyorum. Bu kapsamda bunu biraz yükseltmek istiyorum. Bir 4 santim kadar daha yüksek bir lastik takmak istiyorum. Aracın üzerindeki lastikler 2.55 60 16 şey 18 diyeceğim aynen. Aracın lastikleri 2.55 60 18. Ben jantları değişip 2.65 65 18 gibi yani yaklaşık çapta 4 santim kadar daha geniş bir lastik, yüksek bir lastik takmayı istiyorum. Dolayısıyla arabayı şöyle bir 3 santim kadar bir çıtır yükseltmek istiyoruz, 1 inç kadar. Bunun için araçta zaten airmatik var. Aracın offroad modu var ama yani içeriden düğmeye bastığınızda airmatik yükseliyor. Ancak yanlış olabilir, yanlış hatırlamıyorsam işte 40 km gibi bir hıza kadar size izin veriyor. Onun üzerine çıktığınızda araba otomatik olarak kendine normal sürüş yüksekliğine indiriyor. Biz normal sürüş yüksekliğinde arabanın bir 3 santim kadar daha uzun olmasını istiyoruz. Daha yüksek olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Size şöyle göstereyim. Bakın. Şurada bir sensör var. Tam şu an kameranın ortasında kalan. Şurayı görüyor musunuz? Şu çubuk. Şurada bir sensöre bağlı. Bu sensör aracın yüksekliğin hangi pozisyonda olduğunu algılayıp airmatic beynine komut vererek kompresörün çalıştırmasını sağlıyor. Bu şekilde araç yüksekliğini ayarlıyor. Buradaki çubuğun boyundan. Biz bu çubuğun boyuyla oynayarak aracı kandıracağız, sistemi kandıracağız. Yani normal sürüş yüksekliğinde kendini alçak zannedip birazcık daha yükseltecek. İşte bu çubuğun boyu yaklaşık olarak 1 santim olarak kısaldığında araç 1 inç kadar yaklaşık işte 2,5-3 santim gibi yükselecek. Şimdi bunları deneyeceğiz, yapacağız. Olmazsa bir daha yapacağız. O çubuğun şu anki boyu 85 milim. Ben de şu an kendim plazmada kestim. Şöyle bir şey yaptım, ucuna da plastik krometler geçirdim. O 85 milim, bu da yaklaşık şu iki delik arası 70 milim. 1,5 santim kadar kısalttım. Yani yaklaşık 4 santim kadar yükselmesini bekliyorum aracın. Birlikte şimdi yapalım. Hem de kontrol edelim. Şimdi bir ölçüm alalım. Bakalım şu an ön ve arka yüksekliklerine kadar. Arka önden biraz daha yüksek pozisyonda. Metreyle ölçelim. Sonra çubukları değiştirip aracı çalıştıralım. Bakalım ne yapacak araba, izleyelim. Şimdi ön teker. Dodiğin ağzını ölçeceğim. Zeminden 81 santim. Hatta şöyle bir saniye tam tekerleme yapalım ortalama. 81.2 gibi. 81'den biraz fazla. 81.5'tan az. Arka tekerin yüksekliği. Burası da 84 santim. Yani ön ile arka arasında 3 santimlik bir fark var. Arka 3 santim daha yüksek. Bence arabanın önünün bu kadar, 2-3 santim kadar alçak olması iyi. Ama istersek bunun normalde bilgisayarla kalibrasyonu da var. Önünü arkaya eşitlemek için, ama bence arkanın bir tık yüksek olması iyidir. Bagajına az bir şeyler koyduğunda hem şey yapar. Şimdi sökelim lastiklerimizi. Sensör çubuklarını, yeni yaptığımız çubuklarla değişelim. Bir daha ölçüm yapalım, bakalım ne değişecek. Evet arkadaşlar, şimdi üzerindeki eski sensörlerin şeylerini çıkardık, çubuklarını. Bunlar önlerin, bunlar da arkaların, sensörlerin pozisyonlarını ölçen çubuklar. Bunların 1,5 santim, 1,5 santim daha kısalarını yaptık. Şu an üzerine taktık. Değişmeden önceki yükseklikleri almıştık. Şimdi aracı çalıştırıp kontrol edeceğiz. Bakalım aracımız yükselecek. Thank you.
sonra 81 santimdi. Bakın şu an 85 oldu. 85'ten biraz fazla. Yani tam 4 santim boyu yükseldi. Arkaya bakalım. Arka 84'tü. Arkası 84'tü. Bakalım şurada arka kaç oldu. Bakın arka şu an 89 oldu. Yani arkası da yaklaşık 5 santim. Arka 5, ön 4 santim yükseldi. Şu an normal sürüş yükseklik bu arkadaşlar. Arka önden 1 santim fazla yükseldi. Arka kolları biraz da sallayın. Bir de şimdi off-road moduna alayım. Bakalım nasıl olacak. Sen orada mısın? Evet, şimdi de off-road moduna aldık. Kompresör çalışıyor, biraz yavaş yavaş tekrar kompresör. Arka kalktı sanırım, arkayı daha açalım. Arkanın normal yüksekliği 89 cm'di. Şimdi bakalım off-road modunda kaç cm oldu? Bakın off-road modunda şu an 94 cm oldu arkası. Yani 5 cm daha kalktı. Ön 85'ti. Burası da neredeyse 90 oldu. Evet, çok basit bir işlemle beraber aracımızı iyi yükselttik. 4 santim önler, 5 santim arka. Şu arkayı biraz daha düşüreceğim. Kol boyunu 2-3 milim daha uzun yapacağım. Çünkü zaten önle arka arasında 3 santim fark vardı. Şu an o fark 4 santime çıktı. Bence fazla oldu. Ben onu 1 cm'den indirmeye çalışacağım. Arka kolları biraz daha kısaltıyoruz ama bir skav ve yükseltmenin en kolay ve en basit yöntemi bu. Ne yazık ki bu sensör kolları Türkiye'de yok. Şu an bir sorun değil mi? Daha rahat konuşalım. Bu kollar Türkiye'de yok. Bunlar yurt dışında satılıyor ve oldukça pahalı. 200-300 dolar gibi. Ben bunları burada kendim yaptım. Şu an son kalibrasyonları da yapayım. Eğer olur da bunlara ihtiyacı olan arkadaşlar varsa benimle iletişime geçebilirler. Ben tedarik edebilirim. Discovery 3'ün 4 de aynıdır bu arada. 4'ün de sistemi aynı. Disco 3 ya da 4 fark etmez. Yükseltmesini bu şekilde yaptık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.